Uçuklar, marjinaller, herkese standart bir yaşam, onlara hayatın geri kalan kısmı. Niye? Tarz meselesi. Birilerinin diğerlerini eğlendirmesi lazım. Ama ben onlardan değilim. Kimim lan ben? Hı? Ben kimim? Hı? Benim kim olduğumu biliyor musun? Sana yardımcı olmamı ister misin? Sana neler yapabileceğimi göstereyim mi ha? Göstereyim mi? Belki o zaman kim olduğumu daha iyi anlarsın. Enayi miyim lan ben? Ha? Keriz. Kelimsiz. Ufak tefek. Ha? Tarkan da ufak tefek. Ama kahramanlar imajsız olur oğlum. Tıpkı o filmlerdeki adamlar gibi. Ne dediğimi anlıyor musun ha? Ne dediğimi anlıyor musun? Yoksa sadece duyuyor musun? Ha? Ne diyorsun ha? Murat! Murat! Geliyorum. Murat! Ne var lan, ne var? Ne yapıyorsun 12 saattir tuvalette? Ziyaret için geldim, sohbet ediyorum. Ne yapalım lan tuvalette? Oğlum patron seni istiyor, bir sürü sipariş var yürü. E tamam gel, yakınıyor kızım. Al. Pizza nasıl olacaktı? Karışık pizza. Tabii Neye bakıyorsun delikanlı? 50 numara kaçıncı katta? 12.ye çıkacağım. Teşekkürler. Dur bakalım dur. Ne var onun içinde? Pizza.
Pizza. Evet. Neli? Efendim? Pizza Neli. Karışık. Karışık. Evet. Nasıl karışık yani? Mantarlı, sosisli falan karışık. Hop hop hop, bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Herkes şimdi işi var değil mi? Nerelisin sen? Buralıyım. Buralısın. Mali gel. Yok. Bu pizza işinde çok para var mı? Fena değil. Bir daha gelirken de benim kofteyi unutma. Peki. Hadi baba, 12. kat. Dur. Teşekkürler Murat. Rica ederim. Sıcakmış. Borcum ne kadar? He? Borcum ne kadar? 2,5 milyon lira. Hemen getiriyorum. Bir şey mi var? Bakmayın, bozuk parayı da bulamadım. Önemli değil. Ne oluyor? Sen içeri... Kim davet etti ha? Dur şuraya. Otur! Ya pizzayı sevmezsen? Hı? Ya içine mantar koymayı unutmuşsanız? Ya da sosisi? Olamaz mı? Havası mı var? Hı? Tokat biraz sert geldi galiba. Acıyor mu? Hı? Acıyor mu? Burası iğrenç bir yer değil mi? Yo, aslında fena sayılmaz. Yani biraz derlenip toparlansa daha iyi olabilir. Bu
Bu misafirlik bittiyse ben artık gitmek istiyorum. Rahatsız mısın orada? Ne yapacaksınız bana? Hı? Öldürecek misiniz beni? Fidye falan almayı düşünüyorsanız vazgeçin. Çünkü biz fakir bir aileyiz. Desene yine fakir birini kaçırdık. Sıkıldım. Birazcık daha vakit geçireceğiz beraber. Öyleyse birilerine haber verin. Ya iş yerini arayın bari, burada olduğumu söyleyin. Başınıza neler geleceğini farkında değilsiniz. Ya bela mı arıyorsunuz siz? Ne olur bırakın beni. Oh. Pizzacı fantazisi ha? Adam da bizi içeriden seyrediyor. Beyefendi. Şşş. Çok yorgun. Dinlenmeye ihtiyacı var. Aslında... ellerim bağlı değilken... Daha iyi olurdu ama. daha adınızı bile bilmiyorum. Adım Emel. Ne oldu? Erkekler bundan hoşlanır sanırdım. hoşlandım da... kadınların benim oramı buramı ısırmasına alışkınım ama yani bu biraz sert oldu. Sakın ses çıkarma, olur mu? Alo. Merhaba. Evet. Hı-hı. Birazdan sana geleceğim zaten. Orada konuşuruz, olmaz mı? Hı-hı. Tamam. Hoşça kal. Teşekkürler. Benim gitmem gerek. Ne? Sen sus, otur. Ne zaman döneceksin? Kısa bir süre sonra. Beni burada böyle mi bırakacaksın? Ne dedin? Bir şey demedim. Ne istiyorsun benden, anlamıyorum ki ya. Ne istiyorsun? Niye bağladın beni buraya? Orospusun işte, orospusun, orospu! Nereden geldim ben buraya? Beyefendi! Beyefendi! Uyansana ya! Uyansana lan! Uyansana! Lan! Uyan! İmdat! İmdat!
Apo'nun köpeği gelmiş. Larry, İbo, Larry. Larry de gelmiş. Ne var, ne istiyorsunuz? Işığı gördük de bir geçerken İbo'nun bir hatırını soralım dedik. Bana bakın beyler, size çok fazla yardımcı olabileceğimi zannetmiyorum. En iyisi siz gidin güle güle ha. Bu ne acele İbo ha? İbo, buralarda içecek bir şeyler var mı annem? Boğazımız kurudu be hocam. Bana bakın benim... İbo'nun bizim patrondan afırdığı şeyleri düşünürsek, paraları yani, onun bize ikram edeceği bayağı şeyler vardır, değil mi? Siz bu mevzuya karışmayın, o Apo ile benim aramda. Biz kendi aramızda hallederiz, tamam mı ha? İbo, çok ayıp, çok ayıp. Bak çok güzel bir oda tutmuşsun, helal olsun, yakışır. Ama içine sıçmışsın. Göt. Sonra iki tane eski dostun gelmiş. İnsan bir oturun çocuklar, bir şey içinler, ortalığı bir toparlayın. Şuraya don paça duruyorsun karşımızda. İnsan bir ortalığı toparlayın, küllükleri falan. Göt oğlum, göt. Tamam, beni böyle boktan şeyler rahatsız etme. Sen benim kim olduğunu biliyor musun ha? İbrahim. 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 Bizim patron parasının başka ceplerde durmasından hiç hoşlanmazmış. Biz de yeni öğrendik. Biz seninle yolda ne anlaştık ha? Ya, hani İbo'nun kılına bile zarar gelmeyecekti. Değil mi? Adamın suratına baksana ne kadar sevindi. Ona tokat filan atmamak lazım. Kafa atmak daha etkili çünkü. Kötü çok. Adiler! Kim adiler? Kimmiş köpekler lan? Ödeyeceğim tamam mı? Sen borç alsan öderdin İbrahim. Ama sen borç almadın. Patronun parasının üstüne yaptın. Şimdi tabii ikisi arasında fark var. Onu öğreteceğiz sana da. Önce şu hesabı bir tamamlayalım ha. Ödeyeceğim. Değil mi? Ödeyeceğim. Bağırma. Bağırma. Ödeyeceğim. Bağırma. Biz o parayı mı yedik? Değmesin be. Ödüyorsun lan sen. Salak mısın sen be? Paranın büyük bir kısmı duruyor. Ne duruyor? Bir bok ödeyemez. Hepsini yedik. Kim ulan bu? Emel. Onun bu işte bilgisi yok. Aslında para bitti ama size yiyecek bir şeyler ısmarlayabilir. Değil mi canım? Sen ne diyorsun be orospu? Paranın bir kısmı duruyor. Zeynep'i gösterebilir. Ne diyeceğim? Bir şart daha. Karıştırmayın onu bu işi. Lütfen. Para bende duruyor. Mahvedeceğiz. Celal Bey, Celal Bey, Celal Bey ödeyeceğim. Ödeyeceğim. Affedersin. Orospu ha? Para bende duruyor. Anamdan başka bütün kadınlar orospu ha? O puşt mu yaptı? Hadi beyefendi, yürü gidiyoruz. Hadi kızım. Ne bekliyorsun? Ah!
bütün yer burası. İmdat! 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 Bak, bana yardım et, tamam mı? Hadi birilerini çağır. Birilerini çağır, öldürecekler beni. Yardım et bana. Ne yapmadım? Ben pizzacıyım, tamam mı? Buraya pizza getirmiştim. Burada bir kadın beni içeri bağladı. Ya birilerini çağır bana. Hadi birilerini çağır çabuk. Sen kimi çağırıyorsun? Ya anneni çağır. Evde kim varsa onu çağır. Annem öldü. Şey yap. Polise telefon et. Polise. Evde telefon yok ki. Yardım etmeyecek misin bana? Yardım et. Bak şu köşeyi dönünce bir yardım evet. Merdivenin var. Evet. Oraya kadar gidebilirsen... O köşeyi... Kesin... Buradan mı yürüyeceğim? Evet. Hadi abi, hadi. Dur, tamam, tamam, dur. Orada bir yangın merdiveni olduğuna eminsin, değil mi? Burada bir şey yok. Burada bir şey yok. Orospu çocuğu. Thank you.
gençken neler yaptın bakalım? Hı? Uslu uslu oturdun mu? Arayan soran oldu mu? Bari etrafı temizleseydin. Bu ipleri çözmeyi nasıl becerdin? Otur yerine. Bunu bir daha sakın deneme. İş yarın tamam abi. Kaçta? Yarın öğleden sonra 4'te. Tam 4. Tam 4. İyi. Nerede? O bildiğin evde. Kimler var? Apo'nun adamları. Kaç kişi? Toplam 4 kişi. Çanta orada mı? Çanta orada, bir haftadır orada. Senin de hakkını vereceğiz tabii. Sen bilirsin abi. Başka bilen var mı Veysel? Başka bilen yok abi. Yamuk olmaz değil mi? Kesinlikle yani. Kim bilecek ki? Bir sen bir ben. Bir sen bir de ben. Güzel. Bir tek ben. Baba. Çok toz toprak burası. Hadi beyler, hadi biraz oynayalım ha. Ama önce biraz ısınalım, olmaz mı? Allah,
bunlar işte. Aslında okyanus bir balığın midesinde, balık aslında bir yunus, yeşil mavi mor kırmızı ötesi aslında gökyüzü, öyle yakın ki kanat sesleri, martı aslında bir yürek. Aşık olmak ölmek demek, bir ovanın ortasında, ova aslında bir çöl, bir gönül toz bulutunda, yürek aslında fırtına, kum tepelerdeyiz sürüp yürümek aslında. Kutuya düşmüş dünya aslında bir çiçek. Aşık olmak ölmek demek. Wiske topun başında. Sol tarafta Overmars. Overmars. Bogart'tan Wiske'ye, Wiske sağ tarafa doğru Babangida'ya. Babangida'dan dönen top Scholten. Ama Montero var orada. Melliot koşuyor. Bıraktı topun çıkmasını ve hemen takım kaptanı Danny Blind ile oynadı. 36 yaşında Danny Blind. Bugün 50. kez Ajax formasıyla kupalarda forma giyiyor. Overmars. Yine ikili bir sıkıştırma var orada. Bogart. Overmars'ın önüne. Karşısında Porini var. Dilivio da gidiyor yardım etmeye Porini'ye. Ferrara, Cristian Vieri, ikinci yarının başında Juventus takımı savunmasına yerleşmiş kendi yarı sahasında ve Ajax'ın hücumlarını izliyoruz. Sigaranın kök ablasını söylemişti mi? Topla buluştu. Bogart. Kusura bakma canım. Bu işin deterjanı da bu. Bu işlerin içindeyiz diye böyle pislik içinde yaşamamız gerekmiyor. Overmars, Bogart girdi araya. Pislik işleriyle çalışmıyoruz. Temizlik işleri. Yere silkme. Danny Blind koşuyor oraya. Ekranlarınıza gelmiyor sevgili izleyiciler. Arena stadyumu tam 51 bin kişi oturarak izliyor bu karşılaşmayı. İtalyanlar da hemen şu anda Van der Sar'ın kurulmuş olduğu kalenin hemen üstünde ikinci katta onlara bir yer ayrılmış. Çok ilginç. Şileyle de kapatmışlar. Ortalık biraz dağınık galiba. Sen de toplamıyorsun. Aynı bokluğun içinde yaşayıp duruyorsun biz her gibi. Ama mesele zaten bu değil. Ben sana söyleyeyim meseleyi. Hey hey. Emel'i ben hiç yanımda ya da önümde görmedim ki. Hep arkandaydı. Karanlıkta. Kimsin sen? Motivasyonun ne? Para. Para. Hepimizin para. Öyleyse. Aslında sen bu. Siktir ya. Hani film? Hangi film? Ölmeden önce.
aşık olmak ölmek demek. Çok mu özledin he? Gel bakalım. Bir saniye. Tamam. Sana bir şey söylemem tamam, lazım. Tamam söylersin tamam. Bir saniye. Tamam söyleyeceksin. Sana bir şey söylemem lazım. Ne söyleyeceksin? Sana birini tanıştırmam lazım. Nasıl yani? Bu kim be? Ne iş? Bu sabah sen gittikten sonra ben de eşyaları topluyordum. Kapı çaldı. Kapıyı açtım ve karşımda bu adam. Elinde pizzasıyla. İyi günler, pizzanız. Ben pizza istemedim. Kendim yaptım ama. Gir içeri, gir. Gir. Civciv de nerede? Ne? Civciv. Anam. İler yukarı. Orijinal mi? Taklit olsa ne olacak? Çok küçük. Hastayım ya. Bırak o silahı. Bakma. Yürü. Kim lan? Konuş lan. Kim o? Bak arkana. Konuş lan. Yalan söylüyor. Yalan söylüyor abi, ben pizzacıyım. Yalan söylüyor abi. Kenan'ı. Yalan söylüyor. Abi ben pizzacıyım abi. Sabah sipariş gelmişti, bizden pizza istediler. Bu kadın karışık pizza istemiş, ben pizzayı buraya getirdim. Kadın kapıyı açtı, içeri aldı, beni buraya bağladı. Daha sonra ben o adamın ayaklarını gördüm. İçeride bana uyuduğunu söyledi, meğerse onu orada öldürmüş. Lan kuş! Sen Kenan'ı mı öldürdün lan? Hayır abi, bu orada. Kim ulan senin ebeni, sen Kenan'ı mı öldürdün lan? Hayır abi. Nerede lan Kenan? Kenan nerede, ne yaptın lan Kenan'a? Nerede lan Kenan? Celal. Celal. Banyoda. Banyoda mı? Kenan'ı banyoya mı götürdün? Hayır. Banyoya mı götürdün lan Kenan'ı?
yapıyorsun? Ne yapmaya çalışıyorsun? Dokun da bana! Niye buna doğruyu söylemiyorsun? Ne yapmaya çalışıyorsun? Anlamıyorum ki. Sen götürdün onu oraya. Söylemedi. Nasıl o söyleyecek? Bırak konuşturalım önce. Benimle kafam mı buluyorsun lan? Bana bak koçum, ben seni eninde sonunda öttürürüm, anladın mı? İyisi mi canını yapmadan sen adam gibi kendini öt. Anlıyor musun? Sorduklarıma cevap vereceksin şimdi. Seni buraya kim gönderdi? Kimse göndermedi abi, benim işim bu. Seni buraya kim gönderdi lan? Patronun kim? Biz patron tanımayız abi. Emirleri kimden alıyorsun? Kadir Bey'den. Kadir kim? Bizim şef. Kadir mi? Demek Kadir. Kadir'den alıyorsun ha? Demek Kadir'den alıyorsun ha? Kadir ha? Kadir. Hangi bölgeye bakıyor bu Kadir? Ne? Hangi semt, muhit? Yetiler. Kaç senedir bu işi yapıyorsun sen? 2,5. Kaç para alıyorsun bu iş için? 25 milyon. Yetiyor mu bari? Yetmiyor tabii ama yani bu şartlarda başka çaremiz yok. Yani idare ediyoruz.
25 milyon için mi aldın lan benim canımı ha? Benim canımı 25 milyon için mi öldürdün lan? Hayır abi. 25 milyona benim kapımda köpek tutuyor lan. Senin de kırılır köpeğini de gebertirim ulan ben. Yanlış anladın abi, ben pizzacıda çalışıyorum. Ben orada masanın üzerinde pizza. Bak inanmıyorsan bak, bu kadın istedi karışık pizza. Abi. Anlatmaya çalışıyorum, dinlemiyorsun ki. Abi ben onun anlattığı gibi bir pizzacı değilim. Ben gerçekten pizzacıyım. Sabah dükkana gittim. Bir sipariş için beni buraya gönderdiler. Bu kadın bir karışık pizza istemiş. Buraya geldim, bana silah çekti ve beni zorla buraya bağladı. Daha sonra arkadaşınızın ayağını gördüm. Bana uyuduğunu söyledi. Bir telefon geldi ve dışarı çıktı. Burada iplerden kurtulmayı başardım. İçeri girdim. Arkadaşın orada yatıyordu. Meğerse onu orada öldürmüş. Evet, orada öldürmüş onu. Daha sonra banyoya taşıdı. Benim hiçbir suçum yok. Sen ne dediğinin farkında mısın? Ha? Sana niye inanayım? Çünkü sana inanırsam o yalan söylüyor demek. O yalan söylüyorsa onu öldürmem gerekir. Şimdi bir daha düşün. Ne düşüneyim abi? Telefon. Telefon edip sor. Pizza kutusunun üzerinde telefon numaraları var. Onlara telefon edip sor. Murat iş bilir burada mı çalışıyor diye. Bravo. Bravo. Harika bir hikaye. Müthişsin. Doğru söylüyor. Evet, o numarayı aradığımız zaman gerçekten o dükkanda Murat İşbilir'in çalıştığını bize söyleyecekler. Çünkü nedeni Murat İşbilir gerçekten orada çalışıyor. Hatta bu sabah bir sipariş alır ve daha sonra siparişi yerine ulaştırmak üzere yola çıkar motosikletiyle. Nedense ortadan kaybolur. Çünkü yerine başkası geçer. Ve o kişi buraya gelir. Bebeğim zilimi çalar. Elinde bu tabancayla. Kenan'ı öldürdüğü tabancayla. O zavallı pizzacıyı da bu tabancayla mı öldürdün ha? Söylesene. Abdullah seni sadece Kenan'ı öldürmen için mi yolladı yoksa hepimizi öldürmen için mi yolladı? Abdullah ha? Kim? Abdullah çok kim? Çok zekice. Neredeyse beni bile inandıracaktın. Yalan. Müthiş. Yalan söylüyorsun. Müthiş. Onu sen öldürdün. Yalan söylüyorsun. Yalan. Geberirsin. Yalan Thank you.
kaldır kıçını oğlum. Ağa geldi ağa. Fucking guy. Oğlum Abdullah geldi diyorum. Ağa geldi anlıyor musun? Kaldır kıçını hadi. Oğlum ağa geldi diyorum ağa. He? Ağa ağa. Siktir ya. Ya bu yara. Hadi kaldır kıçını. Sıçtık mı kokuna kokuna? Yürü gidiyoruz. Çok hoş, çok güzel. Bakıyorum işler yolunda. Her şeye rağmen eğlenmek için bol bol vakit bulabiliyorsunuz. Herkesin dilinde. Uy, şahane işletiyorsunuz. Telefon ediyorum. Bana rezervasyonunuz yoksa bir tek masa bile bulmak mümkün değil diyorlar. Bana söylüyorlar bunu. Estağfurullah baba, burası senin, biz senin adına... Harika yemekler yapıyorsunuz. Herkes milyonlarca lira veriyor bu yemeklere. Elbette kazandığınızı yemeniz, harcamanız hakkınız. Orospularla, gigololarla, dejenere partiler veriyorsunuz. Baba, gelecek haftada bir çay partisi var. Sen de gelmek istemez misin ha? Pastayı da ben yaparım. Çiçekli pastayıcılar bayılır. Ya baba biliyorsun yani biz risk içindeyiz. Böyle canımızı ortaya koyuyoruz. Kelle koltukta yapıyoruz bu işi. Hep bizden gidiyor. Felekten bir gece çalalım dedik. Elbette yapacaksınız. Bir dahaki partiye büyüklerinizi de davet etmeyi unutmazsınız. Ben de teyzemi getiririm. Emrin olur biz. İyi yemek yapmak emek ister, tecrübe ister, bilgi ister. Taval çalmaktan, müzik yapmaktan zordur. Bir kadınla düzüşmekten daha büyük ustalık ister. Bu kadın sana çok şey kaybettirecek. Biraz düşünürsen sağlığın için hayırlı olur. Orospularla vakit geçirmekten vazgeç. Orospular ya. Senin bu orospularla ne alıp vermediğin var ya? Beyaz Abdullah'ın avukat Davu da buralara takılıyormuş usta. Yanındaki kız güzel ama adres yanlış. Boşuna dememişler. Armut'un iyisini ayılar yer diye. Bak sevgili amele seyir. Bak. Topları böyle yavaş çalacaksın içine tamam mı? Amaç bütün topları tek tek deliklerine sokmaktır. Tamam mı? Ve deliklerine girdikten sonra toplar, geriye sadece bir tane top kalacak. O siyah toptur, tamam mı? Siyah top en önemli top. Oyunun sonuna saklarsın. Ve onu deliğine soktuktan sonra... Oyun biter. Hadi gidelim. Hoşçakalın beyler. Eyvallah yakışıklı. Takılacağız burada. İçime karar geldi. Koparalım şu işi artık. Bir iki ufak arıza var. Onları da hallettik mi tamam. Gene ne arızası? En büyüğü, en önemlisi. Abdullah. Siktir. Bu dübetüz ihanet. Abdullah'a bulaşmayacaksın herhalde. Evet belki bu pek hoş bir şey değil ama... ...sence daha ihtiyarı ne kadar sırtımızda taşımalıyız ha? İşi yapan biziz. Ama... Malın kaymağını götüren o. Dünya nimetlerinden faydalanan hep o. O eskimiş bir kabadayıdan başka hiçbir şey değil, tamam mı? Biz habire yeni kapılar açıyoruz.
Oysa o ne yapıyor? O eskimiş kafasıyla, bizimle uyuşmayan kafasıyla ne yapıyor? Önümüze habire yeni engeller koyuyor. Evet, ister misiniz? Hı. Bak, dünyayı artık bizim gibi adamlar yönetiyor. Genç, dinamik ve politik adamlar. Biz iş adamıyız. Oysa o eskimiş bir kabadayıdan başka hiçbir şey değil. Onun ne bu dünyada ne de bu zamanda asla yeri yok artık. Her şeyi biz yapmalıyız. Ve eğer gerekirse, ki bence gerekir, bu işi halletmenin zamanı çoktan geldi de geçiyor. Hangisine? Patron biz olmalıyız. Patron biz olmalıyız. Ve gerekirse bam. Kenan, köfte, et hangisi? Siktir lan, bu düpedüz ihanet demek. Neye ihanet? Abdullah. Bizi bugün nereye getirdiler? Her şeyimiz verdi, neyimizi eksik ettik herif. Baş kaldırıyoruz, herifi baş kaldırdık. Manını çaldık, adamlarını öldürdük, daha ne yapacağız? Peki sen Abdullah'ın hala bizi sağ bırakacağını mı zannediyorsun ha? Ne yapacak? Herifin kolunu kanadını kırdık, etrafında adam mı bıraktık lan? Daha radikal olmalıyız. Başa biz geçmeliyiz artık, tamam mı? Bu sadece basit bir kural. Bana... beni bulaştırma. Sen ne bok yersen ya. Ben emin değilim. Celal. Hı. Ben de gidebilir miyim? Başlık diyor, git. Hala öğrenemediniz. Adam vurmak, kırmak, soymak bunlar kolay şeyler. Zor olan güven, sadakat, vefa. Oysa siz biznes adına para, iktidar güç adına da ihaneti seçtiniz. Ama unutmayın, ihanetin sonu gelmez. Kelek atmaya başladın mı, herkesi teker teker sırtından bıçaklaman gerekir. Sonunda da sıra sana gelir. Bazı değerlere uymazsan dünyada yerin olmaz. İş yapamazsın. Kurallara uyacaksın. Bana saygılı olacaksın. Çünkü kural benim. Her şeye ben karar veririm. Sen kimsin ulan? Celal kim? Karşıma geçip benim bu işten çekilmemi istiyorsunuz. Evimi basıp, adamlarımı vurup beni ekmeye çalışıyorsunuz. Eğer şimdi beni vurmazsan seni soğutup köpeklerine yem yaparım. Siktir git mikrop. Bert 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 bert. Mikrop ha? Doğru. Mikrop. Celal Bey gelemediler ama bana vekalet bıraktılar. Köpek. Köpek. Köpekler. Aa, senin yerinde olsaydım denemeyi düşünmezdim bile. Artık yolumuzdan çekil. Tamam mı? Baba. Kimi arıyorsun? Halil'i. İşi çabuklaştırmamız lazım. Herkeslerimizi öğrendi. Anlattıklarına inandın mı? Ne anlattı ki? Kenan'ı benim öldürdüğümü düşünüyorsun. Değil mi? Sen mi öldürdün? Niye öldüresin ki? Bunun için bir sebebin yok. Canımı sıkan bir çuval incir berbat oldu gitti. Tam yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Ne bok yiyeceğim onu düşünüyorum. Abi. Koy canını, bir saat sonra her şey bitecek. Paraları alır, kaçarız.
yeni bir şey deneriz. Kaçar mıyız? Kaçarız. Celal Bey. Yani hayatımızın bundan sonrasını fare gibi, o delik senin, bu delik benim, öyle mi yaşayacağız? Bu para da bitecek. Abi. Sonra nasıl yaşayacağız? Memur gibi. Celal Bey. Ben öyle yaşayamam. Abi. Hayat seviyorum. Güç, iktidar, para, şaşa, korku, itibar. Sözüm ona, bu şehrin kralları olacaktık. Abi kim geldi abi? Vazgeçemem. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Peki. Kaldığımız yerden devam ederiz. Abi kişim geldi abi. Önce temizlikle başlayalım. Ne var ulan? Abi kişim geldi. Ha? Ne kişi ulan? Bizim kişimiz geliyor mu? Ne kişi ulan? Ha? Ha? Gir lan kişiye. Sağ ol abi. Peki bu çaylığa kim gönderdi? Abdullah. Çantanın bizde olduğunu biliyor. Nasıl yani? Bu işi bilen herkes öldü. Kenan da gebertemedi o adamı. Hıyarlık edip bana da izin vermedi. İkimiz de bu belanın içinde bıraktı gitti. Ulan gitmeden son bir duman vursaydın be, cehenneme yumuşak iniş yapardın. Vay be, ne iş. Daha cesedi soğumadan özledim herifi, iyi mi? Hiç aklımın ucundan geçmezdi. Bu başıma gelecek ha, böyle sap gibi yapayalnız kalacağım. Vay be. En zoru da hayatı onsuz katlanacak olmam. Sıfırdan başlayacağım. Cigaralıktan vazgeçmek gibi. Aile. Aile olmak ailenin gücü. Güven. Arkadaşsız adam olur mu lan? Olur. Daha öyle olur işte. Hiçbir bağ olmaz. Hiçbir bağım kalmadı. Yıllar sonra yeniden yetim kaldım. Yetimhaneye düştüm. Tüy yolunmuş tavuk gibi. Takılacağız ki. İki nevinin arasında sıkıştırdığın yerlere. Hmm. Şimdi sırası değil. Sırası. Thank you.
Zamanı geldi. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Hayırlı, hoş geldin. Geç aleyküm. Hoş geldin. Ne biçim yer ya? Kuş uçmaz, kervan geçmez ya. Geberdik ya. Be, timsah nerede? Ya, getirmemişsin. Timsah evden bıraktım, biliyor musun? Biraz rahatsızdı. Ben de yerine bizim Hakkı'yı getirdim. O da aynı işi görüyor. Yalnız ondan cüzdan olmuyor, biliyor musun? Bana bak. Burası hakikaten tekin yer değil. Vallahi ölsen ölsen kimse sesini duymaz. Ben Emel seviyor böyle sessiz, sakin yerleri. Evet. Bu kim ya? Bu pizzacı bu. Pizzacı? Normal tabii, pizzaları dayanmadınız siz daha. Yok, bu o cins değil. Abisi bu yalancı pizzacı. He? Bu adam götüren cinsinden. Kerem, biz geldik ya. Ne, Murat iş bilir. Kimi zehirledi ya? Kenan'ı. Yok ya. Bana bak, ortalarda görünmüyor, şaka yapmıyorsun değil mi? Banyoda. Evet. Tamam, kısa evet. Kesler Jüge'yi. Evet. Uzatma. Hadi, mal hazır. Para da hazırsa bu işi bir önce bitirelim, bitsin gitsin. Evet. Bizim de paralarımız hazır. Hakkı, hadi paraları ver. Gel dayı. Dur, aman. Gel dayı. Dur. Hayır. Hayır. Konuşma. Konuşma. Yok bir şey. Sus. Yok bir şey. Yok bir şey. Dur. Gel dayı. Silah nerede ulan? Lan silah nerede? Sakin ol. Silah nerede lan? Dur lan. Tamam. Dur. Tamam. Hakkı. Konuşma. Ulan. Tamam, yamuk yok. Hakkı. Kalk. Malı görelim. Malı. Hadi. Malı gönder. Geriden. Güzel gönder gelsin. Evet. Hadi. Ne? Tamamdır. He? Tamam. Güzel. Yatla yere. Ali. Yatla yere! Gel! Ali gel! Saçına soktu ama. Ulan insan arkadaşına yapar. İnsan arkadaşına yapar mı ulan? Ulan bir gün gelir o arkadaş da sana yapar oğlum. Kafasına soktu. Adı. Görüyorsun değil mi? Bak iki metre kocaman adam. Ben hep aşağıdan bakıyordum. Şimdi bak o ayağının altından bana bakıyor. Ben de ona iki metrelik gibi görmüyorum. Çok komik değil. Kalkma. Evet. Burada kaç anahtar var biliyor musun? 6. Birinin diğerinden farkı var mı? Yok. Ama ben hangisinin hangi kapıyı açtığını biliyorum. Ve diyorum ki seni sevmedim. Yürü lan Hakkı, gidelim lan. Ne biçim bir yer burası lan? Adam vursam kimsenin ruhu duymaz lan. Orospu çocuğu. Çocuğu bana ha. Bu işte. Bizi kazıklamadı. Celal. Siktir ulan. Seni geberteceğim de ne bokuma yarayacak. Bunları gördün mü? Zaten istediğin de buydu. Hepimizin istediği bu değil miydi? Evet. Evet. Evet.
Hadi gidelim. Her şeyin bir sonu var. Senin sonun da burasıymış. Korkma. Korkma. Korkarsan eğer... gittiğin yerde ilelebet korkarsın. Korkma. Keşke böyle keleğe gelmeseydim. Daha hafif, yepyeni, nefes alarak, hırs ve iktidardan çıldırmış bir şekilde yaşamak geride kaldı. Peki yalnız ama korkmadan. Maksat muhabbet olsun. Maksat muhabbet olsun, gel meclisimize. Oturup meşk edelim, varalım zevkimize. Maksat muhabbet olsun, acılar şöyle dursun. Dünya seninle güzel, aşk oyununda uyusun. Maksat muhabbet olsun, acılar şöyle dursun. Dünya seninle güzel, aşk oyununda uyusun. Aç koynunun olursun, aç koynunun olursun. Dediklerimi aynen tekrarlayacaksın. Alo? Kenanların nerede olduğunu biliyorum. Kenanların nerede olduğunu biliyorum. Bülbül sitesi. Bülbül sitesi? 43'e 7. 50 numaralı daire. Telefon numarası? 293 40 96. Anlamıyorum ki. Bu insanlar kim? Sen kimsin? Ben telefonda kiminle konuştum? Bu daha ne kadar böyle devam edecek? He? Ne kadar az şey bilirsin o kadar iyi. Merak etme artık, hikayenin sonuna geldik.
Beni öldürmeyecek misin? Seni öldürmeyi hiç düşünmedim ki. Hoşça kal. Bir dakika, bir dakika. Ben burada böyle mi kalacağım? Artık ev sahibi sensin. Belki bir gün bir yerde görüşürüz. Maksat muhabbet olsun. Düşmanıma oh olsun. Dünya seninle güzel. Elemlerim yumulsun. Maksat muhabbet olsun. Acılar şöyle dursun. Dünya seninle güzel. Aşk oyununda olursun. Aç koynunun olursun. Aç koynunun olursun. Aç koynunun olursun. Bu galiba Celal Bey oğlumuz. Kim lan bu sümüklü? Konuşturun şunu. Bakın, benim burada olanlarla hiçbir alakam yok. Ben kimseyi tanımıyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Ben sadece pizzacıyım. Evet, ben sadece pizzacıyım. Pizzacıymış. Allah belanızı versin. Ne istiyorsunuz lan benden? Ulan düdük kafa! Hokkabazlık mı yapıyorsun bize? Emel nerede? Çanta nerede? Alo. Alo. Kimsiniz? Kim? Ne? Kimi aradınız? Şu telefonu. Çekil. Alo. Alo. Abdullah. Hiçbir zaman anlayamadım. Ben seni nasıl olsa bulurum. Orospu. Abdullah. Siktir git. Bir gün. Gidelim buradan çabuk. Sayın seyirciler, yeraltı dünyasının ünlülerinden Beyaz Abdullah olarak bilinen Abdullah Aksoy, İstanbul'da bir evde ölü olarak bulundu. Aksoy'la beraber evde bulunan üç kişiden ikisinin ölü, diğerinin ise yaralı olduğu açıklandı. Kimlikleri saptanan iki ölünün yine yeraltı dünyasının ünlülerinden Celal Özer ve Kenan Taş olduğu bildirildi. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi vermeyen polis yetkilileri, cinayetin bir mafya hesaplaşması olabileceğini açıkladılar. Olaydan yaralı olarak kurtulan ve kimliği açıklanmayan kişinin sorgusundan sonra sis perdesinin aralanabileceği ifade ediliyor. Ulan mayın! Doğru söylemedin sen de biliyorsun. Doğru söylüyorum. Doğru söylüyorum. Ben pizzacıyım. Pizzacı. Pizzacı mısın? Evet. Biz de simitçiyiz. Demek seninle niye anlaşacağız? Konuş bakayım. Konuş arkadaş. Anlat. Doğru söylüyorum abi. Her şeyi söyledim. Daha ne söyleyeyim? Neyi doğru söylüyorsun lan? Neyi doğru söylüyorsun? Bir dakika, bir dakika. Ha tabii tabii. Doğru söylüyorum. Abi. Abi be.
adım geri atmadım şükret haline. Adım kaldı dillerde, adım kaldı dillerde, unutulmadım. Kolay olmadı bu kadar zaman, şeytan etrafta dolanırdı bazen. Şartlar güçleşirdi, sen yılmadın. Hafif bir kadın kokusu, son dalgaları kaderlerde. Bu büyük sefalet şehrinde unutulmadın. Adın kaldı.